Merhaba sevgili gençler. Ben kimya öğretmeni Zerrin Görgün. Konumuz yükseltgenme basamakları ve elektron dizilimleri. Atomlar doğada serbest halde veya bileşikleri halinde bulunabilir. Bir araya gelen atomlar kimyasal bir değişim sonucu bileşikleri oluştururken çekirdeklerinde bulunan artı yüklü proton sayısında bir değişme olmaz. Kimyasal bağlar oluşurken elektronlar alınıp verilerek iyonik bağ veya elektron ortaklığında kovalent bağ oluşur. Atomlar arası elektron alışverişiyle iyonik bağlar oluşurken atom verdiği elektron sayısınca pozitif, aldığı elektron sayısınca ise negatif yük kazanır. Elektron alışverişiyle oluşan artı ya da eksi yüklü atom ya da atom gruplarına iyon denir. Sodyum, manezyum, amonyum gibi artı yüklü iyonlara katyon denir. Klorür, sülfür, karbonat, fosfat gibi eksi yüklü iyonlara ise anyon denir. Bir atomun moleküldeki veya iyonik bileşikteki yük sayısına yükseltgenme basamağı, yükseltgenme sayısı adı verilir. İyon yükü, iyonik bileşiklerde metalin elektron vererek, ametalin ise elektron alarak kazandığı yüktür. İyon yükü sadece iyonik bileşikte bulunan iyonların yükü için kullanılabilir. Yükseltgenli basamağı ise tüm elementlerin, iyonik bileşiklerdeki iyonların ve moleküler yapıdaki atomların yükleri için kullanılabilen daha geniş bir kavramdır. İyon yükü, net elektron alışverişi olan iyonik bileşiklerde kullanılır. İyonik bileşiklerde iyon yükleri yerine yükseltgenme basamağı da kullanılabilir. Sodyum klorür iyonik bileşiğinde atomların iyon yükü ve elektron dizilimi arasındaki ilişkiyi gözden geçirelim. Bunun için sodyum klorürdeki sodyum ve klorun elektron dizilimini yaptığımızda, sodyumun son yörüngesinde 3s'de bir elektronu, klorin ise son yörüngesinde toplam 7 elektronu olduğunu görürüz. Sodyum 3s orbitalindeki bir elektronu klorin 3p orbitaline verecektir ve sodyum atomu artı 1, klor atomu ise eksi 1 yüklü iyon haline gelecek ve kararlı oktet yapısına ulaşacak. Bileşikte sodyumun iyon yükü artı 1, klorin iyon yükü ise eksi 1 olacaktır sodyum klorür bileşiğinde sodyumun yükseltgenme basamağı artı 1, klorin yükseltgenme basamağı ise eksi 1'dir. Şimdi de kalsiyum-oksit-iyonik bileşiğinde atomların iyon yükü ve elektron dizilimi arasındaki ilişkiyi gözden geçirelim. Yine kalsiyum ve oksijen için elektron dizilimini yaptığımızda kalsiyumun 4s2 ile elektron dizilimini sonlandırdığını Oksijenin ise 2S2, 2P4 ile elektron dizilimini sonlandırdığını görürüz. Kalsiyum 4S orbitalindeki 2 elektronunu oksijenin 2P orbitaline verecektir. Ve kalsiyum atomu artı 2, oksijen atomu ise eksi yüklü iyon haline gelecektir. Bileşikte kalsiyumun iyon yükü artı 2, oksijenin iyon yükü ise eksi 2'dir. Kalsiyum oksit bileşiğinde kalsiyumun yükseltgenme basamağı artı 2 iken klorin yükseltgenme basamağı ise 2 olacaktır. Kovalent bileşiklerde atomlar arası elektron alışverişi değil elektron ortaklığı olur. Kovalent bileşiklerde net iyon yükleri oluşmaz. Bu nedenle kovalent bileşiklerde iyon yükü kullanılmaz yükseltgenme basamağı kavramı kullanılır. İyonik bileşiklerdeki iyon yükü yerine yükseltgenme basamağı da kullanılabilir. Tüm iyonik ve kovalent moleküllerdeki atomların sahip olduğu yük değerleri yükseltgenme basamağı olarak belirtilir. Şimdi H2O kovalent bileşiğinde atomların yükseltgenme basamakları ve elektron dizilimi arasındaki ilişkiyi gözden geçirelim. E, su için hidrojenin elektron dizilimi yapıldığında 1s'de 1 elektronu, oksijenin ise 2p'de 4 elektronla elektron dizilimini sonlandırdığını görürüz. Hidrojenin 1s orbitalindeki bir elektronu, oksijenin 2p'deki yarı dolu orbitallerindeki iki elektronla ortaklaşa kullanılarak iki tane kovalent bağ oluşur. Buradan da görüyoruz ki ortaklaşa kullanılan elektronları elektronegatifliği yüksek olan oksijen daha çok çektiği için molekülün oksijen ucu kısmen eksi, hidrojen ucu ise kısmen artı olur. Kovalent moleküllerde bağ elektronlarının tamamının elektronegatifliği daha yüksek olan atom alan oksijene ait olduğu kabul edilir. Bu nedenle her bağ için oksijen eksi bir, molekülde iki bağ olduğundan oksijen eksi iki, hidrojen ise artı bir yükselt gelme basamağına sahip olacaktır. HF kovalent bileşiğinde atomların yükseltgen basamakları ve elektron dizilimi arasındaki ilişkiye göz atarsak, hidrojen florürde hidrojen elektron dizilimini yaptığımızda 1s1, florun elektron dizilimini yaptığımızda ise 2p'de 5 ile elektron diziliminin sonlandırıldığını görürüz. Hidrojenin 1s orbitalindeki 1 elektronla florun 2p orbitalindeki yarı dolu orbitalinde bulunan bir elektron ortaklaşa kullanılarak bir tane kovalent bağ oluşur. Gördüğünüz gibi ortaklaşa kullanılan elektronları elektronegatifliği yüksek olan flor atomu kendine daha çok çektiği için molekülün flor ucu kısmen eksi, hidrojen ucu ise kısmen artı olur. Her bağ için flor eksi bir, hidrojen ise artı bir yükselt gelme basamağına sahiptir. Şimdi NH3 kovalent bileşiğinde atomların yükselt gelme basamakları ve elektron dizilimi arasındaki ilişkiyi gözden geçirelim. Amonyakta yine hidrojen 1s orbitalinde 1 elektronu ile elektron dizilimini sonlandırıyor. Azotta 2s 2 2p3 ile sonlanıyor. Hidrojen 1s'deki 1 elektronunu azotun 2 p'deki yarı dolu orbitalinde bulunan 3 elektronla ortaklaşa kullanarak 3 tane kovalent bağ oluşur amonyak molekülünde. Ortaklaşa kullanılan elektronları elektronegatifliği yüksek olan azot atomu kendine daha çok çektiği için molekülün azot ucu kısmen eksi, hidrojen ucu ise kısmen artı olacaktır. Kovalent moleküllerde bağ elektronlarının tamamının elektronegatifliği daha yüksek atom olan azota ait olduğu kabul edilir. Her bağ için azot -1, molekülde azot 3 bağ oluşturduğu için azot 3, hidrojen ise artı bir yükselt basamağına sahip olacaktır. Periyodik sistemde bir A grubu metalleri NS1 elektron diziliminden dolayı sadece artı bir yükselt gelme basamağı alırken 2A grubu metalleri NS2 ile sonlanan elektron diziliminden dolayı artı iki yükselt gelme basamağı alır. 3B grubundaki geçiş elementleri NS2 N 1 D1 elektron diziliminden dolayı yaygın olarak artı üç yükselt gelme basamağında bulunur. 1A, 2A ve 3B gruplarında bulunan metaller sadece tek yükselt gelme basamağına sahiptir. 3B dışındaki geçiş elementleri bileşiklerinde çoğunlukla birden fazla pozitif yükselt gelme basamağına sahip olabilir. D blok elementlerinin birden fazla yükselt gelme basamağına sahip olmasının nedeni bu elementlerin elektron dizilimi ve atom yarıçapları ile ilişkilidir. D-blok elementlerin elektron dizilimleri ns, n-1d orbitalleri sonlanır. ns ve n-1d orbitalleri arasındaki enerji farkının az olmasından dolayı d-blok elementleri elektronlarını bu orbitallerden verebilir. Böylece d-blok elementleri farklı pozitif yükseltgenme basamağına sahip olabilir. Oksijen, oksitlerinde 2, peroksitlerde eksi 1, süperoksitlerde eksi 1 bölü 2 ve florla yaptığı OF2 bileşiğinde artı 2 yükseltgenme basamağına sahiptir. Alkali metaller bileşiklerinde sadece artı 1, toprak alkali metaller bileşiklerinde sadece artı 2 yükseltgenme basamağına sahiptir. Halojenler kararlı bileşiklerinde eksi 1 yükseltgenme basamağına sahiptir. Bileşiklerinde Gümüş artı bir Çinko artı iki nikel artı iki alüminyum artı 3 yükselt gelme basamağına sahiptir serbest haldeki atom ve moleküllerin yükselt gelme basamakları sıfırdır bakır oksijen fosforda olduğu gibi bileşiklerde atomların yükselt gelme basamakları toplamı sıfırdır. Bir atomlu iyonlarda iyonun yükü atomun yükseltgenme basamağına eşit olacaktır. Sodyum iyonu, alüminyum iyonu, florür iyonu şeklinde. Kök iyonlardaki atomların yükseltgenme basamakları toplamı kökün yüküne eşittir. Hidrojen, metal bileşiklerinde eksi 1 bir, ametal bileşiklerinde ise artı 1 yükselt gelme basamağına sahiptir. Şimdi sorularımıza bakıyoruz. Kükürt atomunun elektron dizilimini yazarak olası yükseltgenme basamaklarını belirtiniz diyor sorumuz. Çözümü yapalım birlikte. Kükürdün elektron dizilimini yaptığımızda Atom numarası 16. 1s'de 2, 2s'de 2, 2p'de 6, 3s'de 2 ve 3p orbitalinde 4 elektronu vardır. Kükürt atomu ne eşit? 3 katmanındaki değerlik elektronlarını verebilen veya son katmanına 2 elektron alarak elektron sayısını 8'e tamamlayabilen bir ametaldir. Görüyorsunuz ki 3P'de 4 elektronu var, 2 elektron daha alabilir. E, bu şekilde elektronu 8'e tamamlayabilir. Kükürt atomunun bileşik yaptığı element atomu daha elektronegatif bir atom olduğunda önce P orbitalindeki 4 elektronunu verebilir ve böylece artı 4 yükselt gelme basamağına sahip olabilir. Veya son yörüngesindeki 6 değerlik elektronunu da vererek artı 6 yükseltgenme basamağına sahip olabilir. Kükürt kendisinden daha az elektronegatifliğe sahip olan bir atoma bağlanıyorsa eğer bu durumda 2 elektron alarak eksi 2 yükseltgenme basamağına sahip olacaktır. Diğer sorumuza bakıyoruz. H3PO4 bileşiğinde fosfor atomunun yükseltgenme basamağını bulunuz diyor sorumuz. Çözüme bakalım birlikte. Fosforik asit bileşik olduğu için veya diğer adıyla hidrojen fosfat bileşik olduğu için hidrojen, fosfor ve oksijen atomlarından gelen toplam yük sıfır olmalıdır. Bunun için ne yapıyoruz? Hidrojen fosfatta 3 mol hidrojen atom var, 1 mol fosfor atom var, 4 mol oksijen atom var. Bunların yüklerinin toplamının sıfır olması gerekiyor. Hidrojenin de ametallerle artı bir yükü aldığını biliyoruz. 3 çarpı artı 1 dedik. Fosforun yükünü bilmiyoruz. Oksijen eksi 2 olduğunu biliyoruz. Tümünün toplamının sıfıra eşit olması gerekiyor. Buradaki bu matematiksel işlemi yaptığımızda fosforun hidrojen fosfat bileşiğindeki yükselt gelme basamağını artı 5 olarak buluruz. Diğer sorumuza bakıyoruz. Aşağıda verilen bileşik ve köklerdeki koyu ile yazılmış atomların yükselt gelme basamağını hesaplayınız diyor. Ee, her bir bölümde A, B, C, Ç, D'de koyu ile yazılmış bir element sembolü görüyoruz. A'da kükürt de hesaplamalıyız. Çözüme bakıyoruz. Hidrojen sülfat bileşiğinde 2 mol hidrojen atomu var ve hidrojen artı 1. 1 mol kükürt atomu var. Bilmediğimiz yükü A ile gösterdik. 4 mol oksijen atomu var. Eksi 2, bir oksijenin iyon yükü. Bunların toplamının sıfır eşit olması gerekiyor. bileşik olduğu için buradan A'yı artı 6 olarak buluruz. Yani hidrojen sülfatta kükürdün yükseltgenme basamağı artı 6'dır. B'yi inceliyoruz. Kromun yükseltgenme basamağını bulmamız gerekiyor. Aynı mantıkla kromun yükseltgenme basamağını bilmiyoruz. 2 mol krom atomu var. Potasyum yükseltgen basamağı artı 1. 2 mol potasyum atomu var. Oksijenin yükseltgen basamağı eksi 2. 7 mol oksijen atomu var. Toplamı sıfır olacak. Yüklerin bu işlemi çözdüğümüzde A'yı yani kromun yükseltgen basamağını artı altı olarak buluruz. C'yi inceliyoruz manezyum nitrat için. Azotun yükseltgenme basamağını bilmiyoruz. A ile gösterdik. 2 mol azot atomu var. Bileşikte 1 mol manezyum atomu var. Yükseltgenme basamağı artı 2. Toplam 6 mol oksijen atomu var. Yükseltgenme basamağı bir tanesinin eksi 2. Tümünün yüklerinin toplamı bileşik olduğu için manezyum nitrat sıfıra eşit olmalı. Buradan A'yı yani azotun bu bileşikteki yükseltgen basamağını artı 5 olarak buluruz. D'de karbonat iyonu verilmiş bize. Burada karbonun yükseltgen basamağı soruluyor. Kökte yüklerin toplamının kökün yüküne eşit olması gerektiğini biliyoruz. Karbonun yükünü bilmiyoruz. Yükseltgen basamağını A ile gösterdik. 1 mol karbonatom var. 3 mol oksijen atom var. 1 mol oksijenin yükselt gelme basamağı eksi 2. Bunların toplamının kök yükü eksi 2'ye eşit olması gerekiyor. Matematiksel işlemi yaptığımızda A'yı yani karbonun karbonat kökündeki yükselt gelme basamağını artı 4 olarak buluruz. E'de amonyum verilmiş. Azotun yükselt gelme basamağı isteniyor. Aynı mantıkla 4 mol hidrojen atom var. Hidrojen için yükselt gelme basamağı artı 1 ise 4 çarpı artı 1 diyoruz kökün yükünü eşitliyoruz ve bu matematiksel işlemi çözdüğümüzde amonyum katyonunda azotun yükselt gelme basamağını eksi 3 olarak hesaplıyoruz. Diğer soruya bakıyoruz. Aşağıdaki bileşikleri oluşturan elementlerin elektron dizilimlerini yazarak yükselt gelme basamaklarını bulunuz. Çözümü birlikte yapalım. Her bir elementin elektron dizilimini yapmamız gerekiyor. Oksijenin atom numarası 8, elektron dizilimi 1s2 2s2 2p4 şeklinde. Florun atom numarası 9, elektron dizilimi 1s2 2s2 2p5 şeklinde. Sodyumun atom numarası 11, elektron dizilimi 1s2 2s2 2p6 3s1 şeklinde. Alüminyumun atom numarası 13, elektron dizilimi 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 şeklinde. Klorin atom numarası 17, elektron dizilimi 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 şeklinde. Potasyumun atom numarası 19 ve elektron dizilimi 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 şeklinde. A'da sodyum florür bileşiği verilmiş. Burada e, yükselt yükseltgenme basamaklarını söylememiz isteniyor bizden. Sodyum florür bileşiğine baktığımızda biz Sodyumun son yörüngesinde bir elektronu var. Florun ise son yörüngesinde yedi elektronu var. Yani flor bir elektron alabilir. Sodyum bir elektron verebilir. Bu durumda sodyum artı bir flor ise eksi bir yüksek basamağına sahip olacaktır. Potasyum oksit bileşiğine baktığımızda potasyum 4 sdeki bir elektronu verebilir. Oksijen de 2 elektron alacaktır. Sonuçta potasyum artı bir, oksijen ise eksi 2 olacaktır. Yükseltgenme basamağı. Alüminyum klorür bileşine baktığımızda ise alüminyumun son yörüngesindeki 3 elektronunu verebileceğini, klorun ise 1 elektron alarak 3P'yi 6 yapabileceğini görüyoruz. Dolayısıyla alüminyum klorür bileşinde alüminyum artı 3 ve klorun da gelme basamağını eksi 1 olarak söyleyebiliriz. Sorumuza bakıyoruz. Atom numarası 13 olan X, atom numarası 35 olan Y, atom numarası 27 olan Z elementleri için iç ifade verilmiş ve bu ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur diye soruluyor. Bunun için ne yapmalıyız? Öncüllerimize baktığımızda elektron dizilimlerini yapmamız gerekiyor. Atom numarası 13 olan X elementi için elektron dizilimi yaptığımızda bunun 3S2 3P1 ile sonlandığını görürüz. Yani X'in yükseltgenme basamağı artı 3'tür diyebiliriz. Birinci öncülde X'in artı 3 yükseltgenme basamağında bulunduğunu söylediği için birinci öncülümüz doğrudur. Y için elektron dizilimini yaptığımızda Y'nin elektron diziliminin 4S2 ve 4P5 ile sonlandığını görürüz. Yani Y'nin bir elektron alabileceğini veya 7 elektron verebileceğini görüyoruz elektron diziliminden. Bu durumda y, eksi 1 ile artı 7 arasında yükselt gelme basamaklarında bulunabilir diyoruz. Öncelimiz de y, negatif ve pozitif yükselt gelme basamağında bulunabilir dediği için doğrudur. Şimdi z için elektron dizilimi yapıyoruz ve yaptığımız elektron dizilimini incelediğimizde z'nin artı 2 ve artı 3 yükselt gelme basamaklarında bulunabileceğini görüyoruz. Öncelimiz ne diyor? Z birden fazla pozitif yükseltgenme basamağında bulunabilir diyor. O halde üçüncü öncül de doğrudur. Dolayısıyla her üç öncülümüzde doğru olduğu için doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Yükseltgenme basamakları ve elektron dizilimleri konumuzun sonuna geldik. İyi çalışmalar diliyorum. Müzik